2012 Londra Olimpiyatları 1984'te yaşanan bir felaketin gölgesi altında. Hindistan'ın Bhopal kentinde meydana gelen tarihin en büyük sanayi felaketine neden olan şirketi, daha sonraki yıllarda satın alan Dow Chemicals'ın olimpiyat oyunlarının sponsorlarından biri olması tartışılıyor. Hintli sporcular, olimpiyat komitesinin Dow Chemicals'ı sponsor olarak kabul etmesinden rahatsız. Anlaşmanın değeri 10 milyon doların üzerinde. Kararı eleştirenler, Bhopal santralini işleten Union Carbide'ı satın alan Dow Chemicals'ın yaşamını yitiren 20 bin ve zehirli atıklardan etkilenen yüz binlerce kişiye ödenecek tazminatlar konusunda duyarsız davrandığını savunuyor. Londra Olimpiyat Komitesi'nin Etik Değerler Komisyonu yetkilisi, BBC'deki bir canlı yayında gelişmeler nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Olimpiyat stadını çevreleyecek 1 kilometre uzunluğunda plastik bir örtü. Tüm dünyanın bir araya gelişinin simgesi. Ancak dünyanın en büyük sanayi felaketiyle bağlantılı bir şirketin sponsorluğunu üstlendiği bu simge, birleştirmekten çok ayırıcı bir sembol haline geldi. 1984 yılında Hindistan'ın Bhopal kentinde Union Carbide şirketine ait santralden zehirli gaz sızıntısı oldu. 4000 kişi hemen, binlerce kişi ise daha sonra yaşamını yitirdi. 1989'da Hindistan'da yüksek mahkeme Union Carbide'ın 470 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. 1999 yılında ise Union Carbide, Dow Chemicals, Dow Kimya şirketi tarafından satın alındı. Bir şirketi satın alıp o şirketin geçmişinde olanların sizinle hiçbir ilgisi olmadığını söyleyemezsiniz. Bahsettiğimiz sonuçlandırılması gereken yüz binlerce kişiyi etkileyen bir felaketin izleri. İçtikleri çocuklarına içirmek zorunda kaldıkları su zehirlenmiş. Bu Dow şirketinin sorumluluğudur. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin çok açık marka ve sponsorluk kuralları var. Spor müsabakalarının yapıldığı tesislerde açıkça bir markalandırma ya da sponsorluk yapılmasına izin verilmiyor. Ve akıllara Dow şirketinin hiç kimsenin markasını ve logosunu görmeyeceği bir tesise neden 10 milyon dolar yatırdığı sorusu geliyor. Uzmanlar olimpiyatlara sponsor olmanın Dow şirketinin Bhopal felaketiyle ilişkisi olmadığını, etik değerleri savunan bir şirket olduğunu göstermesi için iyi bir yol olduğu görüşünde. Ancak bir yandan da 2012 Londra Olimpiyatları'nın kendi imajının zarar görmesi ihtimali var. 7 hafta sürecek spor müsabakalarına 15 milyar dolar yatıran İngiliz hükümeti, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve sponsor olan diğer şirketler, olimpiyat oyunlarının spordan başka bir sebeple hatırlanmasını istemiyor. Londra Olimpiyat Komitesi, Dow Chemicals'ın 1984'te yaşananlarla doğrudan bir ilişkisi olmadığına inandıklarını açıkladı. Ancak Olimpiyat Komitesi'nin Etik Değerler Komisyonu üyesi Meredith Alexander, BBC'deki bir canlı yayında Dow Chemicals'ın sponsorluğunun sürmesi nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Olimpiyatların sürdürülebilirliğini, etik değerlerini gözetmesi gereken bir komisyonun üyesiyim. Gelişmeleri dikkate aldığımda prensiplerimin gereği olarak görevimden istifa etmeye karar verdim. Bu istifanın ardından olimpiyatlara 6 ay kala olimpiyat stadını çevreleyecek 7 milyon dolarlık örtünün altından başka huzursuzluklar çıkıp çıkmayacağı konuşuluyor.